müminler özünün kalbilerini şüphelerden hali kılıştığı için tillerini, lafızlarını daim nazarat kılıp barış gerek. Ozi aslida bizde gapirayotgan gapimiz juda muhimda, tilimizga juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki Muaz ibn Jabal degan bir sahoba bo'lganlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'p savol berardilar. Savollari bir mashhur hadislarda keladi. Juda ko'p savol berardi. Bir eshakda birga ketyotib ham so'ravorardilar, ko'rishib ham yurardilar, shunaqa mos ko'p berardilar. Bir kuni rosa ko'p savol berdilar, islomni haqlarini so'radi. Peygamberimiz Aleyhisselam onge İslam'da en çok kısa nimadan ibaret, onu kalkanı nimadan ibaret, onu en avzalı nimadan ibaret, hammasını gapir dediler. Ve en ahirde ayetti ki, ey Muaz dediler. Ben o şu ayetken derslerimin içinde en avzalı şu derslerim ki yetekli yetiştik ki sababçı buladıkken ondan yaman çıkıp geçişte saklıydıkken en avzalı derslerini örgüteyim mi dediler. Örgütün ya Resulallah diyordular, tillerini çıkardılar da Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâfi ben onu uşak yönettiler. Şimdi o sahabe, ya Resulallah tilimiz bile çıkartır, yanımız geyen cevap veremez mi diyordular. Ne dediler Peygamberimiz aleyhisselam? Anen yığlasın seni insanlar, bana şu tili tüfeğiyle yüz tüfeğin doz hakkı gördüler dediler. Tilge ihtiyat bu oluş gelir. Aynısı kufranı sözlerken, dinde mazah kılık koyuştuklar. Ulamalarını mazah kılıp koyuştuklar. Dinimizini, mukaddes kitabımızını, hadislerimizini, Resulümüz aleyhissalatu vesselam'ı hazır kılıp koyuştuklar. Dinimizini ortaya koyup askiye kılıp koyuştuklar saklanış gerek. Bana bu nasıl bir hukuk? Biz bugün bir Müslümanlık küfürge çıkarıştığı hakkında yaparırken biz insan özü bilmeyen halde küfür ona sözünü hem ayıp koymasın demokçumuz. Özüden özü yapırmasın. Davralarda oturup alıp torkiyen gittik yapırmasın. Haramda halal deyip koyuştuklar, halalda haram deyip koyuştuklar saklasın. Kup eşit kolamız, davralarda şunaka hazinler, mutayibeler, kimdir ayetelik dindarda ortaya koyadı, kimdir Kur'an'da, kimdir hadiste, kimdir şeriatta ortaya koyup hazır kıladı, maskara kıladı, bana bu narsalardan saklanıştıklarımız gerekir. Çünkü her bir yapırken yapımızda biz cevap veriyoruz. Qasiki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tez-tez duo qilib turadigan Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu dek zot o'z qavmining obro'dori xuddi Hamza dek baquvvat shijoatli bir zot edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Allohim Umar bilan islomni aziz qilgin deb ba'zan duo qilardilar. Sahobalar hatto Umar radhiyallohu anhu ning eshagi iymonga kirsa kiradiki o'zi kirmaydi deb o'ylashardi. Shu qadar qattiq qo'lidi. Ammo lekin Alloh haqqo azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolamni dualarını kabul kıldı. Hazreti Umar radıyallahu anh'u Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'da canıge kas kılmaklık için kılıçını yalan başla kitletken payıttı. Koçada bir Müslüman korup bu narsadan kayıtçılığına avval özünü ailesini tatipke çakırıp koysun degen gapni gapirdi. Ne degenin bu dedi. Sinin Fatime ve Kuyoyi Sa'd ibn Zayd özleri Müslüman buldular ku dedi. Umar radıyallahu anh'u kayıtsın yoldan de bu gapni. Ve o orkasıge buruldu da sinlisi tamange vardı. Sinlisini eşiğine aldı ki borganda kuyovlari bilan Fatimaga boshqa bir sahoba ikromlardan birlari Qur'on ta'limotini berayotgan edi. Birdan eshigini ochib kirdi. Eshikdagi turgan poylovchi yugurib-yugurib Hazrat Umar kelayotganini aytdi. Chunki sahobalar qo'rqardilar dars olgan. Birdan Hazrat Umar kirdilarda kuyovini do'pposlab urib ketdi. Singlisini ham urdi. Singlisini urganda uning yuzi qonadi. Bir oz rahmi keldi. Shunda Fatima unga qarab aytdiki, "Bizni o'ldirib yuborsangiz ham aka, biz e'tiqodimizdan qaytmaymiz" dedi. Shunda Hazreti Umar radıyallahu anh'u bir az oturup kaldı. Sinlisi'ye rahmet geldi. Kigin sinlisi'ye karab okuyatken derslerini verişiydi. Beralmıyım dedi. Nege siz müşriksiz bunu bir taharat üşle bu meyde dedi. Makılışım kereyi dedi. Taharat alayım dedi. Hazreti Umar radıyallahu anh'u taharat aldı. Kigin kollarına Kur'an parçası yazılken tiğrini verdi. Olup okurken Hazreti Umar radıyallahu anh'u'nun kalbine Allah iman saldı. Kaligini okurken kuzuge yaş geldi. O şu zahatı sinlisi'ye karab bu sözler insanlı sözü yemez dedi. Menge aytiler Muhammed Aleyhisselam kayırdı dediler. Uzat aklamanı hanedanı da dedi sinlisi ursan burada. Men onu aldıge baraman ve iman kabul kılaman dedi. Onlardan türdüler de arkamı hanedanıge karab gitti. Ucayda Müslümanlar toplanıp oturardı. Taşkarda turgan sahçilerden birileri yürüyüp girdiler de korkup getip Hazreti Umar keliyatı kolu da kılıcı var dedi. Hamza radıyallahu anh'ın ondan durup
koyup yuvarıyla. Eğer yakışılığı bilen keli etken olsa yakışı olmasa kılıcı özünün zararıya hizmet kıladı dedi. Hamza radıyallahu anh'u batır ve pahlavan idi. Lekin Peygamberimiz Aleyhisselam tuhtat duruyla. Hiç nesli kımıyla acilere işindi dedi. Çünkü Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam dualarının kabuliyetini dilerdiler. İşide ikirdiler de Hazreti Umar radıyallahu anh'u Peygamberimiz Aleyhisselam'ı kurup Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu dedi iman girdir. Resulümüz Hazreti Umar'ın kucağına aldılar. Hamza radıyallahu anh'u kucağladılar. Sahabalar şu kadar kursan oldu. Çünkü İslam için yine bir cesur, yine bir bahadır, yine bir can fida insan, hakkoy, adaletli insan sahabalar safından oran aldı. Hazreti Umar radıyallahu anh'u şundan ki ularga qarab bemalol ibadet kılıçlık, hohlagancha davat kılıçlıkka çakırdı ve korkmaslıkka çakırdı. Lekin şundan bo'lishiga qaramasdan yana qiyinchiliklar bo'lar edi. Bir qishloqda odamlar o'zini xotiniga tarbiya bermoqchi bo'lsa, cho'ponni xotinidan o'rnak olsang bo'lmaydimi? Qara cho'ponni xotinidan deb qo'yarkan. Hatto mana shu qishloqning eng katta ahli ilm qozisi ham o'zini xotiniga sen cho'ponni xotinidan o'rnak olgin deb qo'yarkan. Qozini ayoli hayron bo'lib, nega bu qishloqqa kelin bo'lib tushibmanki, hamma shu maqolda ishlatadi. Nima degani bu deb qo'shni ayoldan so'rabdi-ki, nega bu yerda hamma erkaklar ayoliga tarbiya bersa, cho'ponni xotinidan o'rnak oladi deb aytadi. Bu nima gap desa, qishlog'imizni bir chekkasida bir cho'pon yashaydi. Uni ayolini namuna qilishadi. Shuni ayoli juda eriga nisbatan itoatchi bo'lganligi uchun deydi. Qozni ayoli hayron bo'lib, "Men o'sha ayolni bir ko'raychi, bizdan afzalligi nimada ekan?" dedi. Ko'rgani uyiga boribdi, cho'ponning uyiga kirsa, faqirona yasharkan. Qarasa, o'zi kambag'al bo'lishiga qaramasdan uyini juda chiroyli sarimjon sarishta qilib qo'yibdi. Rayhonlarni ekib qo'yibdi. Qozini xotini ko'ribdi-da, endi bunda ham bir taajjublik yo'q. Hamma ayol bu ishni qiladi-da deb o'yladi. Ayol chiqib kutib opti. Xushro'ygina o'ziga qaragan holatda salom alay qilibdi. Bir oz gaplashib o'tirib, o'sha joyda bir ko'zada suv turgan ekan, qozini ayoli cho'ponni xotiniga qarab, "O'sha suvdan menga bir piyola bersangiz" dedi. Cho'ponni xotini, "Kechirasiz, undan bera olmayman, chunki bu oftobda isib qoldi. Ruxsat bersangiz, men sizga anhordan muzdek suv olib chiqib beraman" debdi-da, pastdan anhordan suv o'tarkan, haligi suvdan olib chiqib berdi. Uni ichib o'tiribdi. Bir pastdan keyin haligi cho'ponni xotini o'zi suv ichgisi kelib, qozini xotiniga quyib bermagan ko'zadan o'ziga quyib ichibdi. Shunda qozini xotini hayron bo'lib, "Nega bunday qildingiz? Sizdan suv so'radim, bu sizga bo'lmaydi-da, menga muzday olib chiqib berdingiz-da, o'zingiz buni ichdingiz" deganda cho'ponni xotini aytibdiki, "Kechirasiz otajon, meni turmush o'rtog'im cho'pon odamlardan molini boqib, qo'yini boqib turishini qiladi. Qiyinchilik bilan meni boqadi. Men esa ko'rib turganingizdek uyda o'zimga og'rab berib o'tiribman. Erim erta chiqib kech keladilar. Ketayotganlarida meshga suv quyib beraman. Mana shu suvdan iching" deb. U mesh oftobda yuraverib isib ketadi. Meni boqaman deb chiqib ketgan erim har doim oftobda isigan suvni ichsa-yu, men uyda muzdek suvni ichgani hayo qilganimdan ko'zaga suv quyib, meni mana shu joyga qo'yib qo'yaman-da, xuddi erimga bildirmasdan erim ichgandek mana shu suvdan uyda isitib ichaman" deganda qozini ayolini ko'ziga yosh keldi. "Siz haqiqatda namuna bo'lishlikka loyiq ekansiz. Biz turmush o'rtog'imiz shu darajada e'tirof qilib hurmat qila olmaymiz ekan" deb yig'lab chiqib ketgan ekan. Haqiqatda ham ayollar turmush o'rtog'i qancha mushkul mashaqqat bilan yurganini his qilishlari kerak. Mana shundagina ular unga yarasha hurmatini, unga yarasha e'tiborni qilgan bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalomni jufti halollari bo'lgan Ummu Salama degan onamiz bo'lganlar. Mana shu Ummu Salama onamiz oldin Abu Salama degan bir sahoba bilan yashardilar. Onamiz aytib beradilarki, bir kuni deydilar, "Mening avvalgi turmush o'rtog'im Abu Salama uyga shoshilib kirib keldi" dedi. "Ey Ummu Salama, bu yoqqa kelmay, tezda senga bir gapni aytishim kerak" dedi. Yugurib oldiga boruvdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitib kelgan hadisni menga aytdilar. Sahobalarni qarang, eshitib darhol uyga kelib aytardilar va hayotga tatbiqqa qo'yardilar dedi. Ayollarini chaqirib aytdiki, "Men hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim, u zot aytdilarki, kimi boshiga bir musibat tushib, bir yaqinidan judo bo'lib qolsa,
Başıga musibet tushgan zahoti sabr qilib inna lillahi va inna ilayhi raciun. Hammamiz Allohnikimiz. Hammamiz Allohga qaytamiz. Robbim yo'qotganimni o'rnini boshqa yaxshilik bilan to'ldir deb duo qilsa, o'sha yo'qotganini o'rnini boshqa yaxshilik bilan to'ldirib, unga albatta savob berilar ekan deb aytgan ekanlar. Mana shuni Abu Salama radhiyallohu anhu Ummu Salama onamizga aytib berdilar. Ummu Salama onamiz aytadilarki, "Men dedilar, mana shu hadisni eshitib yodlab oldim." dedi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ushbu hadisni rivoyat qilib menga ta'lim bergan turmush o'rtog'im Abu Salamani o'zlari olamdan o'tib qoldilar. Mana tilimga kelgan birinchi gap inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hammamiz Allohnikimiz. Hammamiz Allohga qaytamiz. Robbim yo'qotganimni o'rnini boshqa yaxshilik bilan to'ldir deb duo qildim deb. Haligi o'rgatgani bo'yicha. Bir podshoh o'zining yurtini ikki buyuk ulamolaridan ikkitasini olib chiqib safarga olib chiqdilar, shikorga chiqdilar. Ikkalalariga ot berishni buyuribdi. Birlariga juda ham tez chopadigan ot beringlar, ikkinchisiga tez chopmaydigan yo'rg'a ot beringlar deb amr qildi. Podshoh chiqqanda tez ot mingan ulamo tezroq ketib qoptilar. Haligi yo'rg'alaydigan harakat qilsa ham ketmasdan podshohni oldida qopti. Podshoh oldidagi sekin ketayotgan olimga qarab, qarang endi, odobom shunaqa bo'ladimi? Siz turgan bo'lsangiz, men turgan bo'lsam, bu kishi choptirib bizdan oldinga o'tib ketdi. Shu durustmi domla debdi. Haligi olim taqsir, bu kishi atay qilganlari yo'q. Bu kishi shu darajada olimki, shu darajada Allohning oldida fazilati ulug'ki, tagidagi ot o'zini boshqara olmasdan yugurib olib ketib qoldi. Bu kishida unaqa niyat yo'q debdi. Shunaqa ham debdi podshoh o'zi tezlashib u kishidan o'tib, o'tib oldinda ketayotgan haligi avvalda ketayotgan domlani olimni oldiga borib, qarang, siz oldinda, men oldinda, narigi kishi o'zini ko'rsatib olimman deb sekin yuqor bilan kelyapti, shu durustmi debdi. Taqsir, u kishida shunaqa ilm ko'p, shunaqa taqvo ko'p, shunaqa bir fazilat ko'pki, ot ko'tara olmasdan yura olmayapti debdi. Shunda podshoh yig'lab, yurtim ulamolari bir-birini shunaqa hurmat qilar ekan, men yurtimdan ko'ngilim tinch. Bu yurtga baro kelmaydi, bu yurtda baraka bo'ladi deb duo qilgan ekanlar. Agar ulamolar bir-birlarini mana shunday hurmat qilsa, bir-birini orqasidan faqat yaxshi gapni gapirsa, bir-birlarini kamchiliklarini berkitib, bir-birlarini yaxshiliklarini, fazilatlarini ochib, haqqiga duo qilib tursa, bu yurt albatta barakali bo'ladi. Ayniqsa Ramazon oldida turib biz hammamiz bir qalb bilan, bir yurak, bir taqvo, bir tomonga yuzlanib Ramazonda xatimlarda duo qilsak, bir-birlarimiz haqqimizda faqat yaxshi gumonda, yaxshi gaplarni gapirib duo qilsak, bu albatta barakali bo'ladi aziz ustoz.